Allah razı olsun. Evet, emeğinize sağlık. Evet. Lütfen. Susalım lan. Para burasını uzuyor mu? Biraz iyice ne yapayım? Evet. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hayırlı, hayırlı eylesin. Burada bu bir kişiye yemek çıkarabiliriz, 50 kişi burada yemek yiyebiliriz Sayın Karabaşı. Burayı... Ne yoksa? Yok. Sen o şey şenliklere katılıyorum ve sizlerle burada birlikte oluyorum. Buna sebep olan, buna vesile olan çok kıymetli belediye başkanımız Hayri Samur Bey'e sizlerin huzurlarınızda bir kere daha şükranlarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum. Her geldiğimde Sarıbel'lerin biraz daha geliştiğini, Sarıbel'lerin biraz daha modernleştiğini, Sarıbel'lerin biraz daha büyüdüğünü, Sarıbel'lerin biraz daha refah payının arttığını görmekten de ziyadesiyle mutlu oluyorum. Tabii Hayri Bey konuşmasını çok fazla uzatmama adına burada yapılan tüm faaliyetleri anlatmadı. Ama ben bütün bu faaliyetleri tek bir cümleyle size izah etmek istiyorum. Hayri Bey belediye başkanı olduğunda Sarıbel'ler Belediyesi'nin bütçesi 1 milyon liraydı. Yani eski parayla 1 trilyon liraydı. Bugün Sarıbel'ler Belediyesi'nin bütçesi 5 milyon lira. Yani 5 trilyon lira. Yani Sarıbel'ler Belediyesi'ni 5 kat büyüttü. Hizmetleri de 5 kat büyüttü değerli arkadaşlar. Geçen sene geldiğimde şurada belediye hizmet binasına girdim. Ve gerçekten belediye hizmetleri için çok yetersiz bir binaydı. Bugün Sayın Valimizle ve diğer protokol erkanıyla birlikte yeni belediye hizmet binasını açtık. Ben Anadolu'nun pek çok yerini geziyorum. İl belediye binaları görüyorum. İlçe hizmet binaları görüyorum. İnanın ki bu şekilde hizmet binası çok az yerde bulunur. TOKİ blokları yine geçtiğimiz yıl açtığımız. Araç parkuru, bütün bunları saydım. Gerçekten bu imkanlarla burada inanılmaz işler başardı. Ve ben şimdi size şunu söylemek istiyorum. Sayın Belediye Başkanı'ndan, Hayri Samur Bey'den memnun musunuz, değil misiniz? Evet. Eğer siz Hayri Samur Bey'den memnunsanız, ben sizin bu memnuniyetinizi alarak bugün burada Hayri Samur Bey'i tekrar partimizin belediye başkanı adayı olarak açıklamak istiyorum. Bilmiyorum yani bu alkışlara belediye başkanı adayı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Olur olur. Ama bir kere daha sarıyorum. Hayri Samur Bey'den memnunsanız ben bu akşam burada Hayri Samur Bey'i yeniden Büyük Birlik Partisi'nin belediye başkanı olarak açıklamak istiyorum. Ne diyorsunuz Sarıbel'lerle hemşehrilerimiz? Evet. Hayri Samur Bey'i sizlerin de oluruyla, memnuniyetiyle bugün burada tekrar belediye başkan adayımız olarak açıklıyorum. Allah hayırlı ve mübarek etsin. Rabbim utandırmasın diyorum. Ve rahmetli Muhsin Başkan biliyorsunuz Çağlayan Cerit'te en son mitingde konuştuğunda en son konuşmalarından birisini Karaman'da yaptı. Ne demişti o zaman Karaman'da? Söyleten Allah söyletiyor işte.
Dedi ki işte şuradan yoldan geldik, tekrar yola gideceğiz. Ömür dediğin bir nefeslik. Küf dedi mi gitti. Onun için düz geldik, düz gideceğiz. Düz yaşayacağız. Dik duracağız, doğru söyleyeceğiz, doğru konuşacağız. Üç günlük dünya için fırıldak olmaya gerek yok. Büyük Birlik Partililer hiçbir dönemde bu çizgiden, bu şiardan ayrılmadı. Allah'ın izniyle de bundan sonra ayrılmayacağız. Hep doğrunun yanında durduk. Bedeli ne olursa olsun. Hep yanlışın karşısında olduk. Bedeli ne olursa olsun. Kim doğru yaparsa onu söyledik. Hiçbir zaman siyasi menfaat gütmedik. Kim yanlış yaparsa da onu da söyledik. Bakın değerli arkadaşlar, biliyorum konuşmalar uzadı. Karacaoğlanımızı iki hocamız da çok güzel bir şekilde anlattı. Sadece son günlerin iki meselesini bir iki cümleyle izah ederek sizlerin huzurunda ayırmak istiyorum. Dün Rize'de bir takım olaylar oldu. Onun öncesinde Cizre'de hadiseler oldu. PKK çekildi çekilmedi derken biz o gün de dedik ki PKK çekilmedi, çekilmeyecek. Büyük bir oyun, tezgah kuruyorlar ve hile yapıyorlar. Çünkü bunlara güvenilmez. Bunların ipi dışarıda. Bunlar taşeron örgüt. Bunların ağababaları var. Bunların arkasında Batı var. Bunların arkasında Rusya var. Bunların arkasında İsrail var. Bunların arkasında Barzani var. Bunların arkasında Esed var. Bunlar kendi başlarına karar veremezler dedi. Ve ne yaptılar? Bırakın çekilmeyi, içeride güvenlik birimleri oluşturmaya başladılar. Bu dediğim gibi Cizre'de ortaya çıktı. Dün Nice'de yaşananlar. Karakol basıyorlar, karakol. Neden? Sen burada karakol yapamazsın diyorlar. Karakolu tamir edemezsin diyorlar. Biz ülkemizin toprakları içerisinde karakol inşa etmek için, karakolları rehabilite etmek için, iyileştirmek için, ek bina yapmak için, daha muhafazalı hale getirmek için PKK'dan izin mi alacağız değerli arkadaşlar? HDP'den izin mi alacağız? Bunların siyasi uzantılarından izin mi alacağız? Bu ne korkaklıktır, bu ne acziyettir, bu ne suskunluktur. Bu ülkenin 7 tane bölgesi var. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi. Bizim Güneydoğu Anadolu bölgemizin Diyarbakır'ında Kuzey Kürdistan konferansı yapıyorlar. Yani Güney Anadolu bölgemizin Kuzey Kürdistan olarak lanse ediyorlar. Burada kararlar alıyorlar. Aldıkları kararlar ne? Burası demokratik konfederalizm olacak. Ana dilde eğitim gelecek. Başta APU olmak üzere bütün PKK'lılar serbest bırakılacak. Uluslararası bir boyuta girecek. PKK terör örgütü olmaktan çıkacak. Barzani ve Talabani bu konferansa katılacak. Bizim meclistekilerden de iktidarıyla, muhalefetiyle hiçbir tepki yok. Büyük Birlik Partisi dışında hiç kimseden tepki duydunuz bu konuda. Gündeme bile getirmiyorlar. Sizlerden gizliyorlar, milletten gizliyorlar. Ve Gezi olayları 3 haftadır. Gezi olayları artık bir bahane oldu. Asıl gündemi kapatmak için bir bahane oldu. Bundan 10 yıl önce ben köylü çocuğum. Ben çiftçilikten gelmişim, hala toprağım var. Gittiğimde ekerim, biçerim, traktörün üstüne binerim, çifte sürerim, ekinde biçerim. Bakın biz 10 sene önce, 11 sene önce buğdayı bugünün parasıyla 50-60 kuruşa satıyorduk. Bugün de aynı paraya satıyoruz. Ama mazotu 1 liraya alıyorduk 10 sene önce. Bugün 4,5 liraya alıyoruz. Gübreyi hangi fiyata aldığımızı biliyoruz. Siz meyvecilikle uğraşıyorsunuz. Belki bundan 18 sene önceki fiyata anca satıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, işte bunlar konuşulmasın diye maalesef bu ülkede haftalarca Gezi olayları konuşuldu. Emeklilerin durumu konuşulmasın diye bunlar konuşuldu. İşsizlerimizin durumu konuşulmasın diye bunlar konuşuldu. Askeri ücretlerimizin durumu konuşulmasın diye bunlar konuşuldu. Birisi çıksın bana yanlış söylüyorsun desin. Bu ülkede yaşayan 75 milyonun 25 milyonu
açlık sınırı altında yaşıyor değerli arkadaşlar. Bu ülkenin 50 milyonu açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşıyor. Asıl gündem bunlar. Bunlar konuşulması lazım. Evet, bu bölge her türlü haksızlığa, her türlü yokluğa, her türlü yoksulluğa rağmen yine bayrağının yanında, ezanının yanında, vatanının birliğinin yanında, dirliğinin yanında her türlü fedakarlığı yaparak durdu. Hiçbir bahane ortaya koymadı. Bundan sonra da duracaktır. Çünkü bizim için milli değerlerimiz, dini değerlerimiz her şeyin üzerindedir. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu şenliklerimizin, bu programın tekrar hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Belediye Başkan adayımız, Büyük Birlik Partisi Sarıveriler Belediye Başkan adayımız Sayın Hayri Samur Beyefendi Genel Başkanımıza plaketlerini takdim ediyor. Evet değerli konuklar, kıymetli misafirler, bu arada Sayın Genel Başkanımızı alkışlarla uğurluyoruz yerlerine.